Çocuklar hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi bu hafta artık Zoom derslerimizin ve videolarımızın son haftası. Biz de pazartesi günü olarak benim de ilk dersim hikaye etkinliği çocuklar. Sizin için Bulut Kuş adlı bir hikayeyi seçtim. Bakalım hikayede neler geçiyormuş. Bulut Kuş bir varmış bir yokmuş. Muki'lerin yaşadığı yerde orman çokmuş. Ormanların ortasından dereler akıp denizlere gidiyormuş. Kim yaptı, kim kesti bilinmez. Ağaçlar kesilmiş, ormanlar küçülmüş. Dere bazen coşuyormuş. Önüne ne gelirse silip süpürüyormuş. Şehrin yakınında ağaç kalmayınca Muki ile Buki biraz uzaktaki ormana gitmişler. Ağaçtan ağaca atlayıp yakalamaca oynamışlar. Bir süre sonra hava kararmış. Bulutlar oradan oraya koşuşturmaya başlamış. Şimşek çakmış, gök gürlemiş, fırtına kopmuş, yağmur bardaktan boşalır gibi yağmaya başlamış. Muki ile Buki oyunu bırakıp eve nasıl döneceklerini düşünmeye başlamışlar. Korkudan kalpleri hızlı hızlı atıyormuş. Çaresizlik içinde bir ağacın kavuğunda beklemeye başlamışlar. Ya ya göl olmuş, dere taşmış, sel olmuş. Sel suları homurdanmaya başlamış. İki arkadaşın kurtuluş ümitleri iyice azalmış. Anneciğim, babacığım bizi kurtarın diye ağlıyorlarmış. Bu sırada bir bulut kümesi gelmiş. İki arkadaşın etrafını sarmış. Bulutların biri kuş, diğeri ise dev gibiymiş. Dev gibi olan bulut iki arkadaşa şarkı söylemiş. Bulut kuş Muki ile Buki kanatlarını almış. Birlikte dağları ovaları aşmışlar. Gölleri denizleri geçmişler. Sonunda da Kaf Dağı'na gelmişler. Onları Keloğlan ve Zümrüt Dükkan kuşu karşılamış iki yavruya masalların en güzelini anlatmışlar. Masal meyvelerinden yedirmişler. Ne masallar ne de masal meyveleri yavruları mutlu etmiş. Onlar sıcacık yuvalarını istiyorlarmış. Anne ve babalarını çok özlemişler. Güneş çıkmış. Bulut kuş buhar olup yükseklere uçmuş. Zümrüt'ü dua iki arkadaşını kanatlarının altında kanatlarının üstüne almış birlikte yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Zümrü Anka gak demiş su vermişler. Guk demiş yem vermişler. Sonunda kendi ormanlarına gelmişler. İki arkadaş bir de ne görsünler? Herkes elinde bir çapa derinin kenarında fidan dikiyorlarmış. Ağaçsız boş bir alan bile bırakmamışlar. Zümrü Anka masalına Bizim apacanlar da evlerine dönmüşler, iyilik sever kuşu da çok teşekkür etmişler. Ay çocuklar. Evet bulut kuş e, hikayesinde geçen farklı farklı karakterler vardı değil mi? İki tane Muki ile Buki vardı. Bulutlar geldi. Kelo olan Zümrü Duyanka kuşu geldi. Aslında birçok karakter girdi hikayemizi. hikayemize. Farklı ve güzeldi. Sonunda da bizleri aslında e, keyifli bir sonla bitirmiş. Ne yapmışlar? Boş bir alanı Birileri tarafından kesilen ağaçların yerine çok güzel bir fidanla o alanı kaplamaya başlamışlar. Evet hikayemizi dinlediğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum çocuklar. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere.